Şimdi ben kendimden şöyle doğrular çıkarttım hayatım geriye doğru baktığım zaman. Bir kere yönetici kendini ekibinden farklılaştırmamalı. Çeşitli açılardan. Yani şöyle farklılaştırmalı. Onlarla takım halinde çalışılıyor çünkü netice ekiptir başarının şeyi. Tabii ki lider yönlendirir, son sözü söyler, karar verir, riskini taşır kararın. Sonuçlarına katlanır. Çünkü netice itibariyle ekibin yaptığı işin iyi veya kötü sonuçları liderde biter. Sorumluluk orada biter. O tabiri caizse kellesini koymuştur ortaya. Dolayısıyla ekibin ona inanması fevkalade önemli. Taç ederek çalışmak lazım ekibinize. Emir ederek değil. Emir vererek değil. Konsensus sağlayarak, fikirlerini alarak, değerlendirerek, önlere önem vererek, beraber yemeğe giderek, çıkarak, konuşarak, yani onlarla beraber, o sizi farklı görmemeli. Siz, ona yaklaşamıyorum, onunla konuşamıyorum, odasına giremiyorum, korkuyorum, çekiniyorum şeyinden çıkmalı. Personeli walk around, yani böyle içinde beraber olarak çalışırsanız sizi, yani ben sevsinler diye söylemiyorum. İnansınlar, saygı duysunlar ve sözünüze güvensinler. Güven çok çok önemli burada. Bir şey söylediğiniz zaman arkasında durmanız lazım. Dertlerine çare bulmanız lazım. Yardımcı olmanız lazım. Şahsi veya işle ilgili. Eğitim bitmez. Hepsinin yeteneğini geliştirmek veya bir eksik bilgilerini tamamlamak konusunda sürekli yardımcı olmanız lazım. Şirketini sevmeli, bağlanmalı. Öyle bir dünyada yaşıyoruz ki yetkinlik kavgası var bir kere. Yani onun peşinde koşma ve çok önemli eksiklik bu. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde. Temel eksikliklerden biri nitelikli insan gücü. Sermaye gibi yani o da. İnsan sermayesinde de sıkıntı var. O bakımdan insan sermayesini çekebilmeniz lazım. Sadece parayla olmuyor bu. Maddiyatla olmuyor. Size güvenecek, inanacak ve sizle beraber mutlu olacak yaptığı işten. Zevk alacak. İşi sevmesi lazım. İşi sevmesi için ekiple, yani ekiple beraber olduğunuz zaman bak aile gibi oluyorsunuz netice itibariyle. Çok zamanınızı ofiste geçiriyorsunuz. 8 saat uyuyorsunuz, 8 saat ofiste çalışıyorsunuz. Hayatınızın 2/3'ü böyle geçiyor.